Arkadaşlar sizden gelen istek üzerine Darren Mograine'in anlatımı bugüne kaldı. Güzel de oldu. Shadowlands şeylerini konuştuk. Hani gelebilecek şeyleri, olabilecekleri vesaire ve diğer taraf, hani ölümü tarafı gibi şeyleri konuştuk. Güzel olduğunuzun yani kastım şu. Darren Mograine o tarafla ilintili olan, yani Death'le ve Necromancy ile ilintili olan bir karakter ve büyük ihtimalle Shadowlands'te bizi karşılayacak karakterlerden biri olacağını düşünüyorum. Özellikle Death Knight sınıfının birçok ırka gelebiliyor olması gibi olaylar vesilesiyle Darren Mograine'i çokça göreceğimizi düşünüyorum. Şimdi ben kendi ekranıma geçireyim arkadaşlar sizleri. Şu an çünkü Darren Mograine'in kendisinin yanındayız. Ara geçiş bayağı da uzun sürüyormuş aslında. Arkadaşlar Darren Mograine, evet, gördüğünüz üzere yanımda gördüğünüz arkadaş. Peki bu arkadaş ne? Bu yani şu anda oyundaki title'ları neler? Size şöyle bahsedeyim. Kapatamadım şu ekranı. Neyse. Arkadaşlar Darren Mograine Wrath of the Lich King expansion ile birlikte, yani Wrath of the Lich King genişleme paketi ile birlikte oyun hayatımıza şiddetli bir şekilde giriş yapan ana karakterlerden birisi. Knight of the Ebon Blade dediğimiz oyuncu Death Knight'ların oluşumu olan, ya da nasıl söyleyeyim, Lich King ya da Kel'Thuzad'ın himayesinde olmayan Death Knight'ların komuta lideri pozisyonundaki bir arkadaş. Ama tabii ki Darren Mograine hep bu halde değildi. Bir hayatı var, bir hikayesi var. Onu bu anlara getiren bir oluşum var. Asıl bunları anlatmaya çalışacağız. Kuzey Lordaeron denen topraklarda, yani Eastern ve Western Plaguelands denilen bu topraklarda dünyaya geliyor. Ve ölü olarak dünyaya geliyor aslında. Babasının heyecanlı koşuşuyla işte çıkıyor evinden. Bir soğuk akarsu yatağına sokuyor. Hani derler ya, hani kanını canlandırıyor. Ve ağlamaya başlıyor. Müthiş bir sevinç. Babası seviniyor. Ancak tekrar ne derler, kulübesine, evine döndüğünde annesi Elana Mograine'i ölü bir şekilde buluyor. Ve böyle acı bir şekilde hayata başlayan bir kişi kendisi Darren Mograine'in. Peki Darren Mograine'in bu kısacık şey daha, yani babası diye bahsettiğimiz kişi kim? Babası diye bahsettiğimiz kişi arkadaşlar, ekrana gelmiş olması lazım. Büyük paladinlerden, yani sayılı paladinlerden biri olan Alexander Mograine'dir. Yani şimdi konu biraz dallanarak gidecek. Hakim olmaya çalışacağım. Ama siz de takip etmeye çalışın. Alexander Mograine ilk paladin orderlarından bir paladindir. Yani ilk o Alonsus Fall'dan ışığı öğrenip yani direkt ilk paladin olanlardan değil, ama hani Uther'den, işte Tyrion'dan, Turalyon'dan, ana o ilk 5 paladinden paladinliği, ışığı öğrenen paladinlerden birisi. Ve 2. savaş sırasında, ki biliyorsunuz 1. savaş sonrasında priestlerin, özür diliyorum, priestlerin warrior sınıfına, yani savaşçı sınıfına ışığı öğretmesiyle oluşuyordu paladinler. Ve 2. savaşta çok da faydalarını görüyorlar. Bu 2. savaştaki paladin şeyine girmeyeceğim, faydasına girmeyeceğim. Bu paladin arkadaş, yani paladin amca Alexander Mograine bir orkla, bir warlock orkla savaşından sonra, dövüşünden sonra bir artifak buluyor. Yani bu ork bir şey düşürüyor, hani drop düşürüyor. Bakıyor full void, yani anladın mı? Full warlockla alakalı full karanlık bir madde, bir artifak, yani böyle yuvarlak bir ork düşürüyor. Ve bunun değerli olabileceğini düşünüyor. Davranıyor ama eliyle tutamıyor. Yani o kadar karanlık bir madde ki bu baya baya eline zarar veriyor. Ve bunu, hani ne derler, bir kumaşa sarıyor, alıyor, götürüyor. Daha sonra bunu paladinler oturuyorlar, incelemeye başlıyorlar. Ya bu böyle olmayacak, biz bunu purify edelim, temizleyelim. Hani ışığı basalım, kurtaralım mantığında. Basa basa ışığı basa 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 bunu en nihayetinde, hani ışığın tarafına çeviriyorlar, ama o kadar derin ve karanlık bir madde ki, yani onlarca, yüzlerce paladin buna ışık basıyor. Ve bu diyor ki, hani bu kadar artık ışık infüze etti ki buna, savaşta kullanılabilir diye düşünülüyor. Fairbanks hatta şey diyor, hani git bunu şeye götür, cücelere, sana bir silah yapsınlar diyor. Iron Forge'a getiriyor. Iron Forge'da da o sıra şey var, Magni var kral olarak.
Magni de tam o sıralarda zaten şey 3. Savaş'ın hani şey başlangıçları, kuzeyde kayboluşu falan, kardeşinin Muradin'in kayboluşu, dünyada olan şeyler falan. Yani hüznüyle öyle bir silah dövüyor ki, hatta biz klasik yayınlarında habire o Anvil'in yanına gidiyoruz. Evet. Şey dedim ya, burada hep Evet, Ashbringer evet, evet. dövülmüştür diye. Orada silahı dövüyor. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim aşkım sana. Filmde Anduin Lothar koşarak geliyor Cüce'nin yanına. Cüce ona bir tüfek, yani böyle bir tabanca hediye ediyor ya, kısa bir şey. Orada da Ashbringer'ın dövüldüğü Anvil'in yanında duruyorlar. Yani filmden de böyle bir enstantane var. Anlatabildim mi? Ashbringer'ı dövüyorlar. Ama şimdi Ashbringer, yani silah kılıç yapıldı. İşte selamun aleyküm abi, benim adım Ashbringer diye gelmiyor. Ashbringer hani adını hak eden bir silah. Onu da şuradan hak ediyor. Bu 3. savaş patlak veriyor. Yani biz şimdi detayına girmeyeceğim 3. savaşın, işte Arthas geliyor, Lich King geliyor, Kel'Thuzad muhabbetleri falan dönüyor. Bunları birçok yayınımızda anlattık. Dileyen arkadaşlar YouTube'dan tekrarlarını bulabilirler. Şöyle, bu silah tek savurmasıyla undeadleri kül ediyor. Tek savurmasıyla birden fazla undeadleri şu şekilde hani kese kese Geçiyor. gidebiliyor. Çok, yani undeadlere karşı çok aşırı güçlü bir silah haline geliyor. Scourge'e karşı. Bundan dolayı da adı Ashbringer, hani adını alıyor. Tamam mıyız bebeğim? Ashbringer adını alıyor. Tabi artık Scourge tehdidi iyice yayılıyor bu Kuzey Lordaeron'da. Tekrar haritayı sizlere takdim edeyim arkadaşlar. Bu Eastern Plaguelands diye geçiyor. Şu anda resmin baba Mograine'in, hani Alexander Mograine'in resminin altında kalmış şöyle. Ha, biraz küçülttüm resmi. Stratholme'u görür hale geldiniz. Stratholme'da çok büyük savaşlar dönüyor. Yani Stratholme, çünkü Kuzey Lordaeron'un, daha doğrusu Lordaeron'un ikinci ana büyük şehri ve ne derler, hani İnsanların açlık şeyini gideren, hani tahıl ambarı diyebileceğimiz bir şehir. Yani Andor Hall ve yani Stratom'da ana şeylerin, dağıtım yerlerinden. Velhasıl Baba Mogren burada dövüşürken şeyde Derin Mogren de, yani oğul Mogren de sürekli olarak babasına katılmak istiyor. Baba, bırak seninle omuz omuza dövüşeyim gibi hani girişimlerde bulunuyor. Ama babası sürekli olarak oğlunu, merak etme oğlum, bir gün sen de ne derler, Lordaeron için dövüşeceksin, Alliance için dövüşeceksin. Bu kılıcı bir gün hakkıyla tutacaksın gibi telkinlerde bulunuyor. Ama o gün bugün değil diye sürekli olarak hani oğlunu geride tutuyor. Oğlu tabii küçük. Şöyle göstereyim arkadaşlar oğlunun tipini. Şöyle genç bir çocuk. Bunlar şeyden kalma arkadaşlar. Ne derler? Çizgi romandan, Ashbringer çizgi romanından bulabilirsiniz. Şu an anlattığım hikayeyi de ben oradan çekiyorum, bilgi olarak. Ancak şöyle bir durum var. Tabii bahsetmediğim önemli bir şey var. Ne derler ona? Yan var, taraf var diyeyim. Derin Mogren tek çocuk değil. Bir de küçük bir oğlu var. Renault diye geliyor ama Renault Mogren diyelim. Hani okunuşundan. Renault Mogren. Şimdi annesi öldüğü için doğumu sırasında Derin Mogren'in, Derin Mogren'i doğururken ve annesine çok benzediği için, ki sarışınlığından ötürü, baba Mograine, yani Alexander Mograine biraz daha büyük şey küçük kardeşe şey gösteriyor. Hani daha fazla sevgi, acıma. Hani annesini gördüğünden dolayı büyük kardeş de biraz bunu kıskanıyor. İşte babam beni sevmiyor, kardeşimi daha çok seviyor gibi triplere giriyor. Bu Hissiyata ha öyle hissiyata kapılıyor. Stratholme'un önünde artık o kadar fazla bir Scourge ordusuyla karşı karşıya kalıyor ki Paladinler. kapılıyor. Baba Mograine şu an resimde görüyorsunuz zaten. Hani Alexander Mograine öyle bir savaş veriyor ki, hani ölülerin cesetlerinden, bedenlerinden tepeler oluşmaya başlıyor. Hani o derece büyük şeyler, kemikler falan birikiyor. Ve en sonunda hani ne derler, stance pozisyonu alıyor, silahını yere saplıyor Ashbringer'ın. Ve dinlenmeye başlıyor. Artık hani yığıldı, yığılacak. Savaşı kaybetti, kaybedecek. Bu sırada arkadaşlar Scarlet'in konusunu ilgilendiren bir mevzu, ama büyük oğlu Renault Mograine kendisine ihanet edildiğini varsayarak babasını takip ediyor. Ve fırsat kolluyor babasından ne derler, intikam alabilmek için. Ve arkadaşlar, Bir şey sorabilir miyim? tabii ki. Orada aslında kandırılmıyor muydu? Yani Kim? büyük oğlu.
Yok aslında daha önceden kandırılmıyor. Yani kendisi zaten o ne derler şüpheye düşüyor. Anladım. Ben kandırılıyor diye biliyordum. Kulağına mısıldıyorlar vesaire diye hatırlıyorum. He, ona geleceğim. Şöyle ben detayına girmeyeyim dedim. Eda çok güzel bir yere değindi. Balnazar denilen bir natrezim var. Daha Evet. önceki yayınlarımızda bahsettik. Tekrar olmasın diye ben söylemiştim. Söylememek istememiştim. Balnazar Scarlet Crusade'in kontrolünü ele geçiriyor. Ama kendisi bir natrezim olduğu için direkt kendi yüzüyle kontrole geçemeyecekti. O yüzden de güçlü bir paladinin oğlu olan Renold Mograine'i hani başa geçiriyor ve onu da mind kontrol oluyor. Aslında mind kontrol değil de ne derler hani fısıltılarıyla kandırıyor. Ve sürekli Renold Mograine'in işte kulağına baban seni sevmiyor, baban seni geri görüyor, arka görüyor, aşağı görüyor gibi manipülasyonlar yapıyor. Ve bunun üzerine dediğim gibi az önce bahsettim, Stratholme'un önünde çok büyük bir savaş veriyor Alexander Mograine. Bu savaş sırasında yorgun düştüğünde Renault Mograine piyasaya çıkıyor ve babasının elinden Eşbringer'ı alıyor ve babasını sırtından bıçaklayarak öldürüyor. Arkadaşlar şurada da görebilirsiniz ve hani öldürdükten sonra da kaçıyor. Alexander Mograine'in ne derler acıklı hikayesi burada sona ermiyor arkadaşlar. Arkadaşlar Balnazar'ın kandırmasıyla Renault Mograine babasını öldürüyor. Daha sonra arkadaşlar bu kadar güçlü bir paladin özellikle silahı ve bedeni burada boş bir şekilde hani ne derler durmuyor, değerlendiriliyor. Lich o zaman Lich olan Kel'Thuzad bu durumu lehine çeviriyor arkadaşlar ve Alexander Mograine'i bir Death Knight olarak kaldırıyor. Az önce quizini yaptım. Soru buydu işte. Alexander Mograine klasik paketinin son yaması olan Naxxramas Raid'inde Four Horsemen'in arasına giriyor. Şimdi Four Horsemen'den kısaca bahsedeyim arkadaşlar. Gerçek yaşantımızda ne derler ona yer alan Mahşer'in dört atlısına atıfta bulunur. Dünyaya Scourge'ü yaymaktan sorumlu askeri kanattır. Yani Lich King'in ya da Kel'Thuzad'ın askeri ordularını yöneten komuta kademesidir. Four Horsemen. Onların da böylelikle değinmiş olayım. Ya bu WoW'un lore'unda çocukların sürekli babaya ihanet etmesi nedir ya? Sürekli Ama aynı şimdi şey. burada çocuk da babadan tarafından ihanet edildiğini düşünüyor. Bir de öyle bir durum var. Anlatabildim mi demek Anladım. istediğimi? Ya doğru olabilir. Yani baba da yani çocuğu ilgi göstermiyor. Hani birine şeker alıyor, diğerine almıyor. Yani böyle düşün. Anlıyor musun ne demek Anlıyorum, istediğimi? anlıyorum. Velhasıl arkadaşlar bu ara Scarlet Crusade'den bahsetmişken Argent Dawn'dan da bahsetmemek olmaz. Argent Dawn'da şöyle daha önce bu kelimeyi çok telaffuz etmeye başladım. Çok özür diliyorum. Daha önce bahsettik. Paladin Order yani özellikle Order of the Silver Hand. Tyr'in ışığından öğrenilen Paladin şeyi nasıl söyleyeyim düzeni işte Uther'in, Tyrion'un ve Trallion'un olduğu düzen artık dağılmış durumda. Bu düzenden ortaya iki tane ayrı grup çıkıyor arkadaşlar. Bunlardan biri Scarlet Crusade, diğeri de Argent Dawn. Scarlet Crusade ile Argent Dawn'un olayı şu. Scarlet Crusade tamamen yok edelim mantığında. Tamamen hani Horde Alliance bizi şey yapmaz ne derler irgilemez biz Bama güme herkes ölsün tadında fight'a gireceğiz. Argent Dawn biraz daha işte sadece Lordaeron'u kurtaralım da hani çok fazla dünya siyasetine girmeyelim tarzında yaklaşan bir takım arkadaşlar. Ve hani Daeryn Mograine gençliği sırasında Argent Dawn'a katılıyor. Kardeş tabii Scarlet Crusade'de. Şu an resmini görüyorsunuz. Argent Dawn'da katılıyor arkadaşlar ama ne derler? Daeryn Mograine'in bir paladinliği yok. Hani tamam ışığa bir ilgisi var. Babadan dolayı bir özentiliği var, özlemi var, hevesi var ama direkt paladin diyebileceğimiz bir kademeden bir komuta şeyinde ne derler? Sırasında girmiyor. Argent Dawn'da bir savaşçı knight olarak giriyor. Ve babasına olanları duyduktan sonra tabii biraz daha ne derler şüpheye düşüyor. Işığa olan inancını yitiriyor derken bir troll
priest arkadaşla karşılaşıyor. Ve troll buna diyor ki, troll priest, hani ben babanla ilgili bir görü gördüm. Baban ölmedi. Yanan bir şehrin üstünde bir kalede yaşıyor diyor. Orada da Naxxramas'ı kastediyor. Stratholme'un üzerine. Bu ara eskiden, yani klasik paketinde Naxxramas bu bölgedeydi. Şu an arkadaşların ekranında çıkıp bulunan haritadaydı. Naxxramas'ta olduğunu öğreniyor. Daha sonra tabi Darwin Mograine duramıyor yerinde. Ve Naxxramas'a bir raid, bir baskı düzenlemeye karar veriyor. Bunu Argent Dawn'la paylaşıyor. Argent Dawn şu anda haritada hemen Darwin Mograine'in yanında şeyini görüyorsunuz. Arkadaşlar haritada yerini Lightshope Chapel, Lightshope Chapel'i dediğimiz yerde Argent Dawn'ın komuta merkezi var işte. Burada Castilian'la birlikte raid düzenleme, yani baskı düzenlemeye karar veriyor ve Naxxramas'a giriyor. Hani şey vardır ya, World of Warcraft oyununda bütün hani raidleri, dungeonları siz tek başınıza halletmezsiniz kahramanlar olarak. Hep işte nedir mesela, Lich King'i keserken Tyrion Fordring vardı yanımızda, ya da atıyorum Deathwing'i keserken aspekler vardı yanımızda gibi. Yani burada da Naxxramas da aslında hani temizliğini yapan Castilian ve Darwin Mograine'dir. Böyle düşünebilirsin. Darwin Mograine Naxxramas'a giriyor. Birçok yandaşını, yoldaşını kaybediyor baskın sırasında, ancak babasına ulaşıyor. Four Horsemen'e kadar geliyor ve babasının bir Dead Knight olduğunu öğreniyor. Hayal kırıklığı içinde savaşına devam ediyor ve babasını öldürüyor elindeki şu anda Ashbringer silahıyla birlikte. Tabi artık Ashbringer, Ashbringer olarak anılmıyor arkadaşlar. Hani yozlaşmış Ashbringer, yani Corrupted Ashbringer adını alıyor. Babasını da öldürdükten sonra babasının da ruhu bu Ashbringer silahının içine hapsoluyor. Hı hı. Ve oradan ayrılıyor. Yani Naxxramas'tan ayrılıyor. Hı hı. Tekrar ne derler? Lightshope Chapel'e dönüyor. Yani Argent Dawn'ın komuta merkezine dönüyor. Ama Ashbringer şöyle arkadaşlar. Hani içinde sürekli paladinlerin ruhları var. İşte kestiği, aldığı canların ruhları var. Sürekli bir fısıldama halinde buna. Ve babasının ruhu da içinden Tyrion'u bulmasını fısıldıyor sürekli. Onun yanında, yani Tyrion'dan ziyade Scarlet Manastır'a, yani Scarlet Kilisesi'ne gitmesini ve kardeşini, yani Renault Mograine'i bulmasını söylüyor. Tabi Tyrion bu sıralar sürgün durumunda. Adını sen söyle. Hatırlar mısınız? Gene anlatmıştık. Bir ork savaşçı olan Itrik'e yardım ettiğinden dolayı Uther tarafından sürgün edilmişti Tyrion. Evet. Tyrion yani aramayı hani biz kenara bırakıyor ve şeye gidiyor. Adını sen söyle. Hı-hı. Scarlet Kilisesi'ne gidiyor ve kardeşini aramaya başlıyor. Kardeşini buluyor. Yani orada çok bir savaş, bir rezist dönmüyor. Ancak kardeşi babasını öldürdüğü için onun yanına, onu aradığını zannediyor. Hı hı. Ve üzerine atılıyor. Hı hı. Tabii bu arada Darwin de olayı çözüyor. Niye buraya yönlendirildiğini de anlıyor. Tam işte dövüş sırasında artık Renault Mograine işi bitmişken Ashbringer'ın içinden baba Alexander Mograine çıkıyor. Ve o sırada diz çöküyor Renault Mograine. Baba affet beni. Yaptığım çok büyük bir yanlıştı gibi bir şeyde bulunuyor, sözde bulunuyor. Hani baba da tabiri caizse kelleyi uçuruyor. Hı hı. Tamam oğlum, seni affettim artık, yaptıklarının bedelini ödedin gibi bir muhabbet çekiyor orada. Daha sonra oradan atına bindiği gibi Scarlet Kilisesi'ni terk ediyor. İki kardeşin arasındaki, yani bir ne derler, bir baba ve iki oğul arasındaki hani acıklı bir hikaye. Ne diyeyim, söyleyeyim. Baba ve oğul için şu anda hani burada kenarda bitmiş gibi duruyor. Ancak tabii hani babanın seslerini, fısıltılarını duyuyor ve hani bir Tyrion lafı var. Tyrion'u bulmaya koyuluyor ve Fairbanks Tyrion'un yerini anlatıyor. Diyor ki işte Western Plains, yani tabii o zamanlar öyle geçmiyor adı. Nasıl söyleyeyim? Kuzey Lordaeron diyelim. Kuzey Lordaeron'da bu Hardgale'ın olduğu yerde hani sürgün hayatı yaşadığını söylüyor ve gidiyor Tyrion'u buluyor. Tyrion'a durumu anlatıyor. İşte babam Ashbringer'ın içinde, nasıl kurtarabiliriz falan filan. Tyrion oturuyor, düşünüyor. Tabii onun gücünün, kudretinin ötesinde olan bir şey bu. Hani ben diyor babanı şeyden çıkartamam. Silahın içinden çıkartamam. Ama şöyle bir şey var. Söylenir.
WoW Gamepedia'da okuduğum kadarıyla. Babanı bu duruma getiren kötülük neyse en az onun kadar büyük bir iyilik yapman lazım babanın ruhunu kurtarabilmek için. Diye Yani. düşünüyor. Tabii Darren Mogren o zamanlar biraz daha genç ve nasıl söyleyeyim, Evet. heyecanlı, sinirli, öfkeli, durumu tam olarak anlamıyor. Ve çekiliyor şeye doğru, Lies of Chapel'e geri dönüyor. Bu sırada arkadaşlar Arthas işte Dead Knight oldu. Ta Lich King değil. Gitti Kel'Thuzad'ı summonladı. Yani summonladı derken örnünden tekrar uyandırdı. O kül şeyinden. İşte Kel'Thuzad Arkimon'u summonladı. Bakın hala tekrar ediyorum. Daha Arthas Lich King değil. Ama Lich King tarafından kuzeye çağrıldı. Lich King Kel'Thuzad'a Paladinlik şeyini tamamen temizlemesini istedi. Çünkü Lich King'in önünde durabilecek en büyük engel Paladinlerde ve bundan dolayı da Lights of Chapel, yani Scarlet Crusade ya da Argent Dawn'ın, yani o dönemki Paladin birliklerinin en büyük şeyi olan, bir şurada biraz daha küçülteyim, en büyük komuta merkezi olan Lights of Chapel'e bir ne derler, baskın düzenlemesini, bir kuşatma düzenlemesini emreder ve Lich King, şey Lich King diyorum, Kel'Thuzad ordularıyla birlikte buranın önüne gelir. Okay. Oh, yoruldum. Ve arkadaşlar Mogrey'nin hayatının değişeceği yer burası olur. Yani bu savaş olacaktır. Mogrey tıpkı babası gibi elindeki Ashbringer'la, ama bastırıyorum, Corrupted Ashbringer'la öne doğru atılıyor. Yüzlerce, binlerce undead'i biçiyor. Tabi bir biçiyor 10 çıkıyor. Hydra gibi birini kesiyorsun, bir tane 10 tane kafa çıkıyor gibi düşünün. Undead ordusunun ardı arkası kesilmiyor. Tabi bu sırada şeyi de düşünün, yani Kel'Thuzad'la fight'ın içinde ne kadar paladin ya da knight, şövalye, savaşçı ölüyorsa Argent Dawn'dan, hani bir o kadar da Scourge için geri kalkıp savaşa dahil oluyor. Öyle bir savaş düşünün. Ardı arkası kesilmiyor, ardı arkası kesilmiyor. Ne derler ona? Hani tam böyle umudunu kaybetmiş üzereyken böyle yine o babasının aldığı pozisyonu alıyor. Daeryn Mograine kılıcıyla bekliyor ve Tyrion'un, yani Tyrion Fordring'in, hani kendisine söylediği şeyler aklına geliyor. Şunu hani hatırlıyor musun? Babana bu kötülüğü, yani yapan bu kötülük neyse onun en az onun O kadar kadar. büyük bir iyilik yapman lazım diyor ve babasına yapılan kötülüğü kardeşinin, yani babasının oğlunun sevgisizliği, ona olan nefreti olduğunu idrak ediyor. Ve diyor ki hani kendi kendine, babama öyle bir sevgi vermeliyim ki en azından babamın ruhunu kurtarabileyim diyor. Yani kendi artık orada hayatından vazgeçiyor. Kendi hayatını feragat ediyor. Ve Corrupted Ashbringer'ı alıyor. Kendi kalbine, kendi göğsüne saplıyor. Tabii Corrupted Ashbringer biliyorsunuz aslında hani o artifek bulunduğu içine binlerce, yani binlerce diyorum, özür dilerim, onlarca yüzlerce paladin ışık bastı diyorum ya. Yani çok fazla bir ışık gücü var o silahın içinde. Bu yapılan fedakarlıktan, yani sacrifice'dan sonra o içindeki ışık gücü ortaya çıkıyor. Ve Lights of Chapel'in önündeki savaş alanı aydınlanıyor. Hani bu Anduin geliyor şeye basıyor ya fight'ta, böyle Evet. kubbe açılıyor. Onun Kubbe. kadar büyük bir ışık hüzmesi, ışık kubbesi açılıyor. Ne kadar undead varsa etrafta hepsini yakıyor, yok ediyor. Ancak tabii ne derler, Kel'Thuzad'a çok büyük bir zarar vermiyor. Çünkü Kel'Thuzad çok güçlü bir liç. Yere yığılıyor. Tabii şeyi de duyuyor Kel'Thuzad. Adını siz söyleyin. Mogrim bu hareket, yani bu harekiri yaparken seni seviyorum baba diye aykırıyor. O sevgisini o, yani ortaya çıkartıyor zaten o işi. Liç olan Kel'Thuzad geliyor. Öyle mi diyor? Öyle mi diyor? Vay arkadaş diyor. Bütün ordum bitti ama diyor, Mogrey'nin ruhu buna değer diyor. Ve Darren Mogrey'ni Death Knight olarak kaldırıyor. Ne derler? Scourge'un ordusuna katıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Bunun videosu vardı aşkım. Buranın videosu değil bebeğim. Ama var değil mi videosu? Nasıl alalım? Evet. Buranın değil ama. Ve Darren Mogrey'ni arkadaşlar, yani Lordaeron uğruna binlerce savaşa girmiş, abarttım öbür diyorum, onlarca savaşa girmiş bir karakter. Lights of Chapel için çok önemli bir fedakarlıkta bulunuyor. Kendisinin ölümüyle Kel'Thuzad
savaştan çekilmek durumunda kalıyor. Lights of Chapel'i kurtarıyor. Oraya saklanmış yüzlerce paladini ve Knight'ı da kurtarmış oluyor. Ancak kendisi Lich King ve Kel'Thuzad'ın komutasında bir Death Knight olarak hayatına devam edecek. Şimdi chat'in yanında kalmış bir Akerus The Ebon Hold'da yazan bir yer var arkadaşlar. Aslında şu an üzerinde bulunduğum yer. Şöyle biraz gezeyim. Burayı bilenler bilir zaten. Ay salakça mantı bindi neyse. Şöyle biraz hatırlatayım arkadaşlar. Hatta o dönemde... Ufko, aslında bir tane Death Knight açıp da onu da gösterebilir misin? Yani güzel olurdu. Akerus'un eski halini. Zaten eski halini hali bir sadece Mograine burada duruyordu. Şimdi Mograine'in yanında tekrar giderim ya. Önemli değil o kadar. İşte undead şey ne derler? Unholy tarafı arkadaşlar Akerus'un. Yani Death Knight Klasolu gibi. Yani Death Knight'ların bulunduğu yer gibi. Burası da Blood'ların mekanı. Blood DK'ların mekanı. Burası da Frost DK'ların mekanı arkadaşlar. Üst tarafta da ne derler? Bir üst katı var buranın. Hani orada eğitim alıyorlar. Burada da silahlarını güçlendiriyorlar. İşte talim yapıyorlar. Vesaire. Vesaire. Şimdi arkadaşlar bu Akerus'tayız. Tekrar haritamızı açalım. Bölgemize, hikayenin geçtiği bölgeye doğru geçelim. Akerus'u gezdirdim size. Evet, Akerus The Ebon Hold denilen yerle alakalı. Başlayalım anlatımıma. Şimdi neden burayı vurguluyorum? Bu haritanın aşağısına doğru gittiğinizde ben şöyle benden görünüyor. Yok, hemen benim kameramın şu üstünde şurada arkadaşlar bir yazı yazıyor. Ruins of Scarlet Enclave denilen bir ne derler? Scarlet Crusade'in, Scarlet oluşumunun bir yerleşkesi var. Bu yerleşke kuzeydeki Lich King'e çıkarma yapmak için, hani buradan sahilden gemilerle çıkacaklar. Kuzeye gidecekler Northrend'e ve Lich King'i durdurma şeyindeler. Bu sırada tabi Arthas Helm of Domination takıyor kafasına. Lich King oluyor. Arthas'ın orada olduğu biliniyor falan. Bundan dolayı oraya gitmek istiyorlar. Ne derler? Arthas da, yani Lich King de bunu durdurmak için Akerus'u gönderiyor buraya. Akerus'u da ve buradaki Death Knight'ları da liderlik yapan arkadaş bu ekranınızın sol köşesinde duran Daeryn Mograine oluyor. Hatta ilk Death Knight karakter açtığınızda sizi karşılayan, size bir takım görevler veren kişi yine kendisidir. Biz burada görevler yapmaya başlıyoruz. Yavaş yavaş işte hani Death Knight büyülerini öğreniyoruz. Death Knight'lık nedir onu öğreniyoruz ve Scarlet Enclave'e doğru, yani daha böyle güneye doğru geçiyoruz. Amacımız Lich King'in komutasında Scarlet Enclave'i, daha doğrusu tamamen Scarlet'i ve Paladin'i yok etmek asıl amacımız. Bizim. Velhasıl görevlerle geliyoruz ve buradaki Scarlet Enclave'i gerçekten çok ağır bir darbe indiriyoruz. Ve tamamı burayı Scourge'de dolduruyoruz arkadaşlar. Yani Lich King'e bağlı bir şekilde. Buradan devam ediyoruz. Hani alt taraftan çıkıp, güneyden çıkıp Lightshop Chapel'e doğru. Yani ilk savaşı hatırlarsanız kaybetmişti Kel'Thuzad. Kel'Thuzad'ın kaybettiği savaşı kazanmak artık Daeryn Mograine'in görevi o haline geliyor. Daeryn Mograine diyor ki Lich King, git burayı ele geçir. Benim adıma fethet. İçindeki ne kadar paladin varsa da öldür diyor. Gerçekler daha sonra ortaya çıkacak. Şimdi ben bu konuyla alakalı bir gösterim yapmak istiyorum size arkadaşlar. Lich King Arthas değil mi? Evet, şu anda Lich King Arthas, yani Arthas Lich King oldu. Oldu değil mi artık? Şunu şöyle getireyim arkadaşlar. Bu bir yandan oynasın, sesini açmayı düşünmüyorum. O zaman Lich King'in komutasına ilk çıkan David Mogley mi oldu? Şimdi şöyle bebeğim, Lich King'in komutasına çıkan demeyelim. Daeryn Mograine, Alexander Mograine, bunlar Lich King'in kendi tarafından Death Knight olarak kaldırılan karakterler değiller. Kel'Thuzad. Evet, mesela Death Knight olarak kaldırmak sadece Lich King'e özgü de değil. İşte Kel'Thuzad da kaldırabiliyor. Oyuncu Death Knight'lar da kaldırabiliyor. Değineceğiz ileride. Şimdi bu video arkada oynasın. Arkadaşlar bu video benim videom. Facebook'ta nereden çıktı? YouTube'da bulabilirsiniz. Bu
Az önce bahsettiğim Derin Mograin'e verilen Lights Hope Chapel'i fethetme görevinin sonunda gerçekleşen bir diyaloğun ne derler? Türkçe altyazılı düzenlenmiş halidir. Siz burada Death Knight bir yeni açılmış karakter olarak başlıyorsunuz. Yanınızda Derin Mograin var. Ve Lights of Chapel'e doğru bir saldırı düzenliyorsunuz. Ancak burada şöyle bir olay yaşanıyor. Yıllardır sürgün hayatı yaşayan Tyrion ortaya çıkıyor. Zaten ne derler? Hani bu şeyin can alıcı noktası Tyrion ortaya çıkması. Aşkım, tamam. Heh, tepki vermeni bekliyordum. Orada orklar mı var diye bakıyorum. Hayır, undeadlermiş. Şimdi Death Knight olmak için herhangi bir ırka mensup olmana gerek yok. Ork da olabilirsin, işte insan da olabilirsin, Bloodhaft da olabilirsin. Hatta videoda da görüyorsunuz şu an Daeryn Mograine Scourge ordusunu sizinle beraber gönderiyor. Hatta şey ne derler, Arthas'ın banner'ı var arkanızda, yani flaması var. Gönderiyor. Dediğim gibi tekrar edeyim. Çok özür dileyerek reklamımı yapıyorum arkadaşlar. Affınıza sığınıyorum. Bu benim hazırladığım bir videodur. YouTube'dan bulabilirsiniz altyazılı olarak. Tyrion'u ortaya çıkarmaktır asıl amaç ve Tyrion ortaya çıkar. Ve ne derler? İşte Daeryn Mograine artık savaşı kazanamayacağını anlar ve görüyorsunuz videoda da diz çöker ve Tyrion'a tamam sana kaybettik. Evet. Geri çekilin, silahlarınızı indirin gibi bir konuşma yapıyor ve o sırada ne derler, Ashbringer'ın içinden hani babası çıkıyor. Orada tabii bak şu anda da mesela görüyorsunuz Tyrion biraz şey nasihat çekiyor. İşte ulan diyor, babanın yapmaya şeye karşı savaşır oldun, işte babanı korumaya çalıştığı olgulara karşı sen savaşır hale geldin vesaire gibi bir konuşma dönüyor. Orada işte babasının ruhu çıkıyor. Küçüklüğünde bir konuşma vardı, az önce bahsettim. İşte gün gelecek ama o gün bugün değil oğlum. Sen de bir gün Scourge'a karşı Lord Euron'u koruyacaksın. Evet. Büyük olacaksın, büyük adam olacaksın vesaire falan gibi bir konuşma geçiyor. Tam bu böyle dokunaklı bir konuşma geçerken adını sen söyle. Arthas çıka geliyor. Arthas geliyor, diyor ki ne kadar dokunaklı olaya gel lan diyor. Ve hani neler biraz trollüyor. Ve Daeryn Mogrin burada şunu anlıyor. Arthas'ın yani Lich King'in asıl amacı Lights of Chapel'i falan ele geçirmek değil. Hayır, Tyrion'u ortaya çıkarmak. Tyrion'u ortaya çıkarmasında sebebi şu. Dünyada yaşar halde yani hayatta kalan en güçlü paladin. Yani kendisini durdurabilecek tek kuvvet bu. Işık tarafında. Bu ara videoda da çıktı arkadaşlar. Daeryn, şey Alexander Mograine'le genç Daeryn Mograine'in konuşmasını görebiliyorsunuz burada. Ashbringer'da bütün heybetiyle orada parlıyor. Tabii Daeryn Mograine buna sinirleniyor. Vay Arthas, sen bize ihanet mi ettin diyor. Ve hani Arthas'a kafa tutmaya kalkıyor. Tabi Arthas o sıralar hani boş bir Death Knight değil artık. Ne derler? Lich King. Helm of Domination'da takmış yani. Elinde de Frostmourne var. Böyle yürü git lan diyor. Onu böyle geriye tektiriyor ve ne derler? Daeryn Mograine'in aslında will iradesini kaybediyor. Abi YouTube'da var, bulabilirsin kanalımda. Mograine ailesine ait değil mi? Nesilden nesile geçiyor. Hayır, Mograine ailesine ait değil tabii ki. Legion Expansion'da bu silahı paladinler kullanmıştı. Velhasıl. Şimdi ben şeye değinmek istiyorum. Daeryn Mograine nasıl oldu da Lich King'in komutasından çıktı? Arkadaşlar. Lich King evet sizi kontrol ediyor. Yani Death Knight'ları kontrol eden bir karakter. Death Knight ne derler, olgusunu manipüle edip domine eden bir karakter. Ancak sizin içinizdeki güç, ki Shadowlands ile birlikte bunun anima power olduğu ortaya çıktı. Yani sizin içinizdeki güç ne kadar kuvvetliyse, sizin kendinize olan inancınız ne kadar kuvvetliyse o kadar ondan kurtulma şansınız var. Yani Lich King'in iradesine tamamen boyun eğeceksiniz diye kaide bir şart, zorunluluk yok. Bunu Sylvanas'ta da görmüştük hatırlarsanız, ki o zaman tamamen Lich King değildi ama burada tamamen Lich King'in kontrolünden çıkan bir Daeryn Mograine var. Bir de şöyle bir durum var.
Daren Mograin tamamen Lich King tarafından da kaldırılmamıştı. Kel'Thuzad tarafından Dead Knight haline getirilmişti. Kim tarafından yaratılıyorsa o daha yani onun... Böyle bir durum var ama hayır, direkt herkes Lich King'in şeyinde, kontrolünde. Scourge'den. Velhasıl şimdi burada birazdan videoda da karşınıza çıkacak. İşte Lich King burada savaşı tam kazanmak üzereyken yani paladinlerin kökünü kazıyacakken Daren Mograin elindeki Ashbringer'ı Tyrion'a fırlatıyor ve Tyrion da ne diyeyim artık ona, müthiş paladin gücüyle Corrupted Ashbringer'ı temizliyor. O içindeki ışığın gücünü ortaya çıkartıyor ve şu an yaptı zaten. Görüyorsunuz Ashbringer'la Lich King'e saldırıyor. Lich King'e çok ağır bir yara veriyor. Ve Lich King burada geri çekiliyor arkadaşlar. Ve diyor ki bir dahaki zaman kutsal toprakların üzerinde olmayan bir yerde buluşalım diyor. Peki Lights of Chapel neden böyle kutsal topraklar olarak anılıyor? Şöyle, her savaşta ve Scourge'un her sıkıştırmasında, Lordaeron'un her başı sıkıştığında bütün paladinler buraya toplanıyordu. Yani paladinlerin ortak buluşma mekanı, hani ne diyeyim işte, dünyada böyle sıradan şans eseri ortaya çıkmış bir şey değil. Paladinler ve ışığın kullanıcıları tarafından kutsanmış bir yer haline geliyor zaman içerisinde. Ve Ashbringer ve Tyrion'un gücüyle birlikte Arthas o kadar da güçlü olmayacak bir hale geliyor. Ve orada Tyrion bir yemin ediyor. Diyor ki kendisi son kalan son paladin, yani ne derler, boboşko paladinlerden diyelim olduğu için Silverhand, Uther yok, işte Turalyon yok, işte Danat falan yok. Diyor ki Silverhand'in lideri hani benim ve Argent Dawn'ın da lideri benim şu an diyor, büyük paladin olarak. Lütfen şey yapalım, birlik hale gelelim, Lich King'i durdurmak üzere Argent Crusade'i kuruyorum diyor ve Argent Crusade'i burada kuruyor. Bir yemin ediyorlar Lich King durana kadar, Lich King'i durdurana kadar durmayacağız diye. Şimdi ben yani arkadan... Argent Crusade, Scarlet Crusade'den mi geliyor? Hayır. Argent Dawn'dan geliyor. Argent Dawn. Argent Dawn ve adını sen söyle. Order of the Silverhand'in kuruluşundan geliyor. Videoyu şöyle yavaş yavaş ben kapatayım. Kısaca özetini yaptım aslında sizlere. YouTube'dan da bulabilirsiniz. Bir kere biz nerede anlatmıştık, bir kez daha anlatmıştık. Şöyle bu haritayı anlatırken, Eastern Plaguelands'ı anlatırken anlatmıştık. Ama hiç bu kadar detaylı girmemiştik. Şimdi arkadaşlar kuzeye ne dedik? Hani seferini başlıyor. Argent Crusade sefere başlıyor ve Icecrown, ki son kalesi artık Lich King'in, Icecrown Steadel, Icecrown bu da bölgenin adı, Argent Vanguard'dan giriş yapıyorlar. Ne derler? Daren Mograin'le birlikte. Bu ara çok kısa bir anekdot vereyim. Daren Mograin öldü ölecekken şey bunu kaldırıyor. Tyrion bunu kaldırıyor ve tamam artık sen kendi iradendesin. Lich King'den intikamını alabilirsin diyor. Bu yolda birlikte yürüyelim gibi bir laf yapıyor. Mograine de diyor ki işte ben ve benim gibi Dead Knight'lar, Knights of the Ebon Blade, yani Ebon Blade şövalyeleri Lich King'i bitirmek için and içiyoruz diyor ve şeye yardım etmeye başlıyorlar. Ancak tabii daha önce de bu konudan bahsettik. Alliance, yani insanlar ya da işte ne de Alliance diyeyim. O zaman yani çünkü Eastern Kingdoms'ta Alliance üstünlüğü daha fazla Horde'dan ziyade. Alliance'ı kabul etmediği için Knights of the Ebon Blade biraz daha karanlıktan gidiyor. Yani su altında, saman altından gidiyor böyle biraz daha, anladın mı? Şeyden. Neyse. Çok kısa bir anekdot da. Bu ara Tyrion da saklanarak geçiyor kuzeye, Northrend'e. Çünkü Lich King kendisini arıyor artık. Kendisinin hayatta olduğunu, kendisine karşı bir sefer başlattığından haberdar. Ve fellik fellik o etrafta onu arıyor. Hatta Wrath of the Lich King geldiğinde Hooded Crusader diye bir karakter var. Ondan görevler alıyoruz. Daha sonra bunun Tyrion olduğu ortaya falan çıkıyor. Argent Vanguard'da kimlikler artık ortaya çıkıyor. Knights of the Ebon Blade, The Shadow Vault, şu hafif kuzeydeki bölgeyi alıyor. Orayı mesken ediniyor. Argent Crusade'de Argent Vanguard'ı mesken ediniyor ve Icecrown Steadle'a seferler başlıyor. Velhasıl buradan görevler alıyoruz, ediyoruz falan filan. Ki Wrath of the Lich King'in Fall of the Lich King
yamasına kadar. Fall of the Lich King yaması geliyor. Argent Crusade, Icecrown Citadel'ın içindeki seferi yönetiyor. Tyrion bunların başında. Ve Knights of the Ebonblade de içeride, yani Icecrown Citadel'ın içinde kendi yerini alıyor. Hatta Icecrown Citadel'ı yıkabilmek için Ashen Verdict adı verilen yeni bir birlik kuruyorlar. Ve hep birlikte Lich King'i devirme yolunda Icecrown Citadel, yani son kalenin içinde savaşları başlıyor arkadaşlar. Ki Mograine'in Icecrown Citadel'ın içindeki formu da bu. Farkındaysanız diğer resimden farkı, Ashbringer elinde değil. Çünkü Ashbringer artık Tyrion Fordring'in elinde. Velhasıl çok uzatmayacağım çünkü başka hikayelere dalmaya başladık. Tyrion ve Mograine amacına ulaşıyor. Lich King ölüyor. Helm of the Domination Bolvar'a geçiyor. Orada Tyrion tam kendisi takacakken Bolvar arkadan sesleniyor. İşte ejderhanın ateşi benim kaderimi mühürledi. Bunu takmak benim boynumun borcu, bana ver falan diyor. Hiç uzatma mevzuyu alıyor, takıyor. Ve yeni Lich King Bolvar oluyor arkadaşlar. Ki Shadowlands videosunda da Bolvar'ın son halini gördük diyeyim. Konumuz Bolvar değil, konumuz Mograine. Mograine üzerinden devam edeceğim. Ve Red of the Lich King paketi sona eriyor. Cataclysm paketinde çok fazla karşımıza çıkmıyor bu karakter. Ancak Warlords of Draenor'da bizim Garrison'da ortaya çıkıyor. Peki bizim Garrison'da niye ortaya çıkıyor? Hani eski Warlord'lardan Ner'zhul'u araştırmak üzere ortaya çıkıyor. Neden Ner'zhul'u araştırıyor? Ner'zhul Lich King ya. Hani onun hakkında bilgiler toplayabilirim belki diye bize birkaç görev veriyor ve Ner'zhul'la ilgili bilgiler topluyor. Daeryn Mograine'in asıl ana hikayesi Legion paketinde ortaya çıkıyor. Ki şöyle gösterebilirim, artık bu haritayla işimiz kalmadı. Şu an bu Akerus dediğimiz yer, ki aslında az önceki Akerus'un aynısı. Ama o dönemki Legion tehdidine karşı koyabilmek için Broken Isles'a, Broken Adalarına geliyor. Ve burada Dead Knight'ların klasolu oluyor. Ve burada bu Akerus'un lideri durumunda. Sen buraya geliyorsun, çeşitli görevler yaparak buranın liderliğini sen alacaksın. Şimdi buradaki görevler şöyle önemli ve güzel. Legion'a giriş yaparken, hani o başta yaptığımız ön görevler vardı ya, işte Gul'dan Varian'ı falan öldürüyordu. Bu sırada Tyrion Fordring Krasus tarafından öldürülüyor. Hatta Ashbringer oyuncu olan paladinlere geçiyor. Ashbringer artık oyuncu paladinler kullanmaya başlıyor. Biz de işte velhasıl o görevleri bitiriyoruz. Geliyoruz kendi klasol, yani Dead Knight sınıf görevlerini yapmaya başlıyoruz. Bu sırada hani Bolvar Lich King Legion'a karşı savaş ilan ediyor. Daeryn Mograine de artık Arthas'ın kötü Lich King'in olmadığından emin. Biraz daha Bolvar'a güveniyor ve Bolvar'la birlikte Legion'a savaşını açıyor. Yani Bolvar'ı takip ediyor diyeyim. Lich King'i olarak kabul ediyor. Yani kralı olarak kabul ediyor. Ve Lich King Mograine'e bazı görevler veriyor. Ki görevlerin en önemlisi şu. Mahşer'in 4 atlısını, yani Four Horsemen'i yeniden kur. Çünkü biz Naxxramas'ta gittik, bu Four Horsemen'i öldürdük. Hatta level 80'ken Red of the Lich King paketinde Naxxramas tekrar karşımıza çıkıyor. Bu sefer orada tabi Alexander Mograine yok. Ama yine başka bir adam var. Yine 4 atlı. O 4 atlıyı tamamen durduruyoruz. Yok ediyoruz. 4 atlısı yok yani Lich King'in. Yine bir 4 atlı oluşturacağız. Mograine bize görevler veriyor. Önce yanlış hatırlamıyorsam sıralamasını gidip Selly Whitemane'i uyandırıyoruz ki Scarlet'in ünlü priestlerinden, ünlü başrahiplerinden birisi kendisi, ki High Inquisitor olarak geçiyor. Whitemane'i uyandırıyoruz arkadaşlar. Daha sonra çok güçlü bir savaşçı olan Nazgrim'i uyandırıyoruz ki Nazgrim'i biz öldürmüştük Mist of Pandaria ek paketinde hatırlarsanız. Siege of Orgrimmar'da Mahşer'in 4 atlısına Mograine'in ve Lich King'in komutasına dahil ediyoruz. Daha sonra Alliance'ın çok güçlü, çok güçlü krallarından biri olan King Thoras Trollbane'i, ki Arathor krallarındandır kendisi. Thoras Trollbane'i uyandırıyoruz. Şimdi burada 4 atlıyı görüyorsunuz. Mograine'in ne işi var? İşte burası çok güzel, çok tüyler ürpertici bir hikayesi var. Mograine bize diyor ki Tyrion'un öldüğünden haberdar. Az önce dedim ya, Tyrion öldü, Ashbringer'da oyunculara geçti.
Okay. Nasıl zamanda Kel'Thuzad Alexander Mogren öldüğünde demişti ya, bu çok güzel bir fırsat. Çok güçlü bir paladin, hemen bunu Death Knight olarak almalıyım diye. Daeryn Mogren bize Tyrion'un cesedini kaldırmamız için, yani Death Knight olarak kaldırmamız için emir veriyor. Lights of Chapel'in altına gidiyorlar. Bu ara Lights of Chapel de paladinlerin sınıf mekanı. Class Order, yani class mekanı, class olu. Buraya geliyoruz. Hatta Lady Liadrin'i yeniyoruz. Lady Liadrin son, hani ne derler, son defans savunması olarak karşımıza çıkıyor. Lady Liadrin'i de yendikten sonra Daeryn Mogren şeye başlıyor. Yani Death Knight olarak kaldırtmak için Kest'e başlıyor. Ancak aynen o kadar da kolay olmuyor. Işık çok güçlü bir patlamayla karşı çıkıyor. Ve Daeryn Mogren yani öldü. Ölüyor. Öldü ölüyor. Bir canda. Yani hızlı bir şekilde Daeryn Mogren'in cesedini alıyoruz. Ve Akeros'a dönüyoruz. Lich King yani Bolvar geliyor. İşte yani yapacak bir şey yok. Çok uzatmayayım mevzuları. Yapacak bir şey yok. Tyrion'u kaldıramıyoruz. Işık çok güçlü bir Light tarafından korunuyor. Aha. Ve son atlı olarak Daeryn Mogren'i kaldırıyoruz. Yani mahşerin 4 atlısını burada bu şekilde arkadaşlar Whitemane, Mograin, Trollbane ve Nazgrim olarak biz uyandırıyoruz ve Akeros'un artık lideri biz konumuna geçiyoruz. Çünkü artık Mograin'i biz kaldırdığımız için hani bizden ast bir Death Knight'lık konumuna geliyor. Okay. Death Knight'lıkta yani, da efendim? Şimdiki dörtlü eskisinden daha güçlü. Daha güçlü ama sen de daha güçlüsün. Özetle Daeryn Mograin'in hikaye akışı şu ana kadar bu şekilde. Hani Daeryn Mograin'in hikaye akışının sonuna geldik. Ancak nasıl? Şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Daeryn Mograin, Death Knight'lar ve Bolvar. Shadowlands'te çok önemli rol alacağımızdan eminim. O yüzden bu son düzlükte, hani Shadowlands'e girerken 8-3 pakete gelirken son düzlükte Daeryn Mograin'in hikayesini anlatmak benim için çok heyecanlıydı ve çok da keyifliydi. Umarım beğenmişsinizdir. Daeryn Mograin'in hikayesini burada sona eriyor.